sorunları elbette ülkenin temel sorunlarından bağımsız olamaz. Ülkenin genel sorunları Siirt'i de etkilemiş görünmekte ama elbette Siirt'i de özel sorunlar var. Ülkede elbette işsizlik, yoksulluk, birçok mesele var ama Siirt halkı için önemli olan adalet, demokrasi ve elbette Kürt meselesinin bir an önce eşit yurttaşlık temelinde, bireysel hak ve özgürlükler temelinde artık çözülmesine dair bir tutum. İşsizlik bütün Türkiye'nin meselesi, elbette Siirt'in de meselesi. İşsizlik meselesi öyle hal almış ki artık gerçekten aile travmasına dönüşmüş, kaosa dönüşmüş, krize dönüşmüş. Bütün Türkiye'de yoğunlukta devam ederken Siirt'te de öyle ilçe var ki sürekli boşalan bir hale gelmiş. Yani işsizlik sorunu ve o işsizlik sorununa bağlı olarak da bir göç sorunu gerçekten Siirt için önemli bir hal almış durumda. Kısa kısa baktığımızda esnaf siftah yapamıyor artık. Gerçekten perişan. Bütün gün çalışıyoruz ama bir tek satış bile yapamıyoruz diyor. Ciddi sorunları var. Her ne kadar gördüğümüz Siirt'in bütün üretim alanları parsellenmiş görünmekte. Madeni, suyu ne yazık ki ticarileşmiş ve ne yazık ki bu iki kaynaktan Siirt halkının yararlanması yerine 3-5 kişinin yararlandığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Yani Siirt'in doğası, toprağı, ormanı, çiftçisi, yani doğallığı ne varsa Siirt halkına ait, bunlardan Siirt halkı çeşitli nedenlerle yararlanamamakta ama ne yazık ki iktidar mensupları ve onlara yakın iş adamları buradan yararlanmaktalar. Bugün Siirt battaniyesi, tiftikten elde edilen Siirt battaniyesinin dokumacılığı 40-50'ye düşmüş. 1970'li yıllarda nüfus 50 binken 300 civarında tezgah varken bugün nüfus 330 bin 40-50 tezgaha düşmüş. Yani battaniyesi, yorganı, yatağı, dünyanın en sağlıklı ürünü olan tiftik konusu ne yazık ki şu anda sahipsiz ve ne yazık ki Siirt, Kurtalan, hatta Van, Batman, Siirt, bütün bu bölgeyi İran'a kadar önemli bir yol var, çevre yolu. Bu yol 20 yıldır tamamlanamıyor. Bu yolun birçok ayağı var ama en çok etkilenen il Siirt. Merkez olması gereken Siirt adeta diğer illerin kenarında, gölgesinde kaldı. Bu yollar tamamlanmadığı için. Ve bu yolların çok büyük olumsuz etkileri var, yan etkileri var. Dolayısıyla 2003 AKP Genel Başkanı, o gün milletvekili adayı olarak burada seçime giden Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'i Ataköy yapacağız, İstanbul'da ne varsa Siirt'te o olacak diyerek Siirt halkına söz verdi. Geldiğimiz noktada 20 yıl sonra ne yol tamamlandı, ne Siirt ekonomik olarak kalkındı, ne Siirt Ataköy oldu. Ama birileri beyefendi oldu, birileri zengin oldu, birileri bir eli yağda, bir eli balda, birileri kral oldu. Siirt'in kaynakları yandaşlara gitti. O yandaşlar zenginlik içerisinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşamlarını sürerken Siirt halkına sadece yoksulluk, sadece seyretmek kaldı. Halkın kayyum konusundaki rahatsızlığı çok yüksek düzeyde var ve çok duyarlı. Her türlü kayyuma karşıyız. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına da karşıyız. Sorgusuz, sualsiz, hiçbir gerekçe göstermeden iktidar partisinin ilgili belediye başkanlarının görevden alınıp oraya başka insanların atanmasına da karşıyız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin görevden almasına da karşıyız. Milletvekillerinin sahici bir şekilde herhangi bir dava vesaire suç unsuru olmadan dokunulmazlıkların kaldırılmasına da karşıyız. Yeterli sonuçlar olmadan, yani belirli bir dava, belirli bir suç unsuru olmadan cezaevlerinde rehin tutulan kişilerin aldığı bu tutukluluğa da karşıyız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hukukun, adaletin egemen olduğu, demokrasinin egemen olduğu bir tarihsel süreç yaşayacağız. Dolayısıyla kayyumlara çok net bir şekilde karşı olduğumuzu Cumhuriyet Halk Partisi adına net bir şekilde söylemek isterim.